Merhabalar. Harika bir sonbahar Ankara'sından. Hepinize sevgiler. Nihayet Ankara'ya sonbahar geldi ve yağmurlar yağmaya başladı. Bugün size güzel şehrimiz Hatay'ın biberli ekmeğini yapıyorum. Mutfağıyla çok güzel lezzetleri sunan güzel Hatay'ımız umarım en kısa zamanda bütün yaraları sarılarak eski güzelliğine kavuşur. Ve malzemelerle tarifimize başlayalım. Mayalı hamurumuzu yoğurarak tarife başlıyoruz. 2 klasik su bardağıyla ılık süt. Siz sadece su da kullanabilirsiniz. 1 paket kuru maya. Tepeleme 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Ve mayanın aktifleşmesi için bir 10 dakika bekliyorum. Gördüğünüz gibi maya çok güzel aktifleşti. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Hem hamurumuza lezzet verecek hem de daha güzel bir hamur elde etmemizi sağlayacak. Burada klasik su bardağıyla 5 su bardağı un kullanıyorum. Ama her zaman olduğu gibi onu ölçülü kullanıyoruz. Ve 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Artık kaşığı bırakıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamuru elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamurun güzel olması için çok güzel yoğurmak gerekiyor. Un kalitesi, sertlik oranı farklı olduğu için de her yaptığım tarifte ben unu azar azar ekliyorum. Aynı markada bile, daha önce söylemiştim, aynı markada bile her pakette farklı sıkıntılar yaşayabiliyorum. O sebeple siz de azar azar ekleyerek yoğurursanız hamur işleriniz daha lezzetli olur. Hem lezzetli olur hem yaparken alacağınız keyif de farklı olur. Güzel bir hamurla çalışmak diyeyim ya da güzel börekler, kurabiyeler yapmak çok keyifli oluyor. Şimdi hamuru tezgaha alıp tezgahta 3-5 dakika yoğuracağım. Elimi de ovalayarak hamurları tamamen alıyorum. Ve bu şekilde. Yanımda 1 bardak unum hazır. Çok ihtiyaç hissettiğimde ondan tezgaha koyarak un ekleyebilirim. Burada tam 5 su bardağı un kullandım. Tezgahtaki hamurları da şöyle toplayalım.
Hamur çok güzel oldu. Biraz yorucu oluyor tabii. Kollar, bilekler ağrıyabiliyor ama sonuç çok güzel oluyor. Değiyor buna. Şimdi yine yoğurma kabıma koyuyorum. Dibine çok azıcık zeytinyağı gezdiriyorum. Bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Bu her zaman söylediğim gibi evin ısısı, ortamın sıcaklığı hepsi mayalanma süresini etkiler. Ama 1 saat kadar bu şekilde hamurun mayalanmasını bekleyelim. Hamur mayalanırken biz de üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. Bunun için bir tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanı incecik, küçük küçük doğruyorum. Soğanları bu şekilde iyice inceltelim. Piştiğinde hiç soğan taneleri ağzımıza gelmeyecek şekilde incecik yapalım. İncecik doğradığımız kuru soğana 3 tepeleme yemek kaşığı biber salçası, yine 3 tepeleme yemek kaşığı çökerek, biberli ekmeğin olmazsa olmazı çökerek, benimki de ev yapımı, tuz, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiber, hepsi 1 çay kaşığı. Biber salçanız eğer çok tuzluysa tuzu hiç eklemeyebilirsiniz ya da çok az ekleyebilirsiniz. Bunları da ekliyorum. Yine biberli ekmeğin en önemli baharatı kekik. Eğer Hatay'daysanız ya da Hataylıysanız, kolay ulaşabiliyorsanız zahter. Benim kullandığımda kendi köyümün dağ kekiği 1 tepeleme yemek kaşığı. Yarım çay bardağı kadar susam yine çok lezzet verecek. Hepsini çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde çok güzel karıştırdım. Bütün tatlar birbirini geçti. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde karıştırdım. Bütün zeytinyağını içine aldı. Çünkü benim kullandığım salça ev yapımı. Kendi yaptığım salça ve çok kıvamlı. Eğer salçanız çok kıvamlıysa bir miktar zeytinyağı daha ekleyebilirsiniz. Çünkü zeytinyağı önemli. Hamurun içine o yağ iyice geçmeli. Hafif yağını bırakmalı sos. O sebeple ben bir miktar daha ekliyorum. Bir kaşık kadar ekliyorum. Siz kullanacağınız salçaya göre sadece yarım çay bardağı kullanabilirsiniz. Sosumuz da hazır. Bu şekilde bile yenebilecek çok lezzetli bir sos. Yaklaşık 1 saat bekleyen hamur gördüğünüz gibi nefis bir şekilde mayalandı. Hamurun şöyle gazını alalım. Gördüğünüz gibi harika bir hamur. İki farklı şekilde yapılabilir. Hatta 3 farklı şekilde ben bildiğim kadarıyla. Bu hamuru bir tepsiye olduğu gibi yayıp, üzerine bastırarak tepsiye yayıp, sosu üzerine döküp o şekilde fırınlayabilirsiniz. İncecik lahmacun gibi açıp o şekilde yapabilirsiniz. Ya da benim şimdi size göstereceğim gibi mandalina büyüklüğünde parçalar alıp şu şekilde koyarak hem servisi kolay hem yemesi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Tüm tariflerde lokmalık tarifleri seviyorum. Ya da tarifleri lokmalık hale getirmeyi seviyorum. Siz hangisini tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tüm hamuru bu şekilde yapıp üzerini kapatıp bir 10-15 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayası da aldı hamurlar. Şimdi soslarını üzerlerine sürüp fırına vereceğiz. Bakın pofidik pofidikler. Şöyle bastırıyorum. Öyle güzel oldu ki hamurlar. Ben hamurla oynamayı, hamur işi yapmayı çok seviyorum ve şu an gözüme çok güzel görünüyorlar. Her birinin üzerine bir kaşık sostan koyuyorum. Bu arada fırınımız da ısınıyor. Her birine birer kaşık koydum, dolu dolu koydum. Çünkü pişerken iyice büyüyecekler, her yerlerine sostan gelsin istiyorum. Bu şekilde hem kaşıkla hem elimle tüm üzerini kaplayacak şekilde sosu yayıyorum. Sos inanılmaz güzel kokuyor. Tek başına kahvaltıda tüketebileceğiniz hafta sonu kahvaltılarının harika bir lezzeti olabilir. 190-200 derecede ısınmış fırına gidiyor. Herkesin fırın ayarı farklı olduğu için lütfen kendi fırınızın ayarında pişirin. Ve pişmeye gitti. Gördüğünüz gibi mis gibi piştiler. Hamur mayası o kadar çok gelmiş ki bazı yerlerde üzerinden atmış biber soslarını. Çok güzel kokuyor. Çok sıcaklar. Altı terlemesin diye hemen ben tele çıkarıyorum. Dökülen sosları asla ziyan etmiyoruz. Onlar çok lezzetli. Çok sıcaklar, size göstermek istiyorum ama gördüğünüz gibi yumuşacıklar ama çok sıcaklar. Güzel Hatay'ımızın güzel tarifi biberli ekmek. Umarım siz de yapar tadına bakarsınız. Sos çok güzel söylediğim gibi. Hatta sadece sosu hazırlayıp bu şekilde davet sofralarınızda bu şekilde sunabilirsiniz. Pazar kahvaltılarında çocuklarımızın eline verdiğimiz salça ekmek yerine yine bu sosu yapıp çocuklara yedirebilirsiniz. Yapanlara, yapıp sofrasına koyanlara afiyet, bal, şeker olsun. Dıt dırı dıt dırı dıt dırı dıt.